Kırşehir'de bu tartışmalar başlamadı. Ama bugüne kadar siyasi partiler kendi adaylarını çıkarma tartışması yapıyordu. Medyada çok sık bir şekilde, özellikle AKP yandaşı medya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok, MHP'nin adayı yok, muhalefetin adayı yok, bunlar Türkiye'yi yönetme iddiasından uzak diye bakıyorlardı. Gördüğünüz gibi hiç de öyle olmadı. Türkiye'nin şu anda bir cumhurbaşkanı adayı var. İkincisi ve üçüncüsü de sanırım çıkacak. Bence bir çatı adayı demek artık çok doğru olduğunu düşünmüyorum. MHP ve CHP adayı olduğunu söylemenin de artık doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında Türkiye'nin adayı. Türkiye'de barışı, demokrasiyi ve huzuru savunanlarla başkanlık sistemini savunanların yarışacağı bir süreç olacak. Sayın İhsanoğlu'na bakarken böyle bakmak lazım. Bir de Kırşehir açısından şöyle bir özellik var. Yozgat ve Kırşehir aynı toprağın insanıdır. Bozok yaylasından gelen bir isim. İşte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklarken Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın toprağı diye tarif etti. Bunu söylerken de Neşet Ertaş hem Yozgat hem Kırşehir olarak anılır. Bizim açımızdan da Kırşehir açısından da böyle bir avantajlı yanı var. Ben Türkiye açısından olumlu olduğunu düşünmekteyim. Peki kamuoyunda da özellikle Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı koyacağı ve BDP'nin de bir aday göstereceğiyle 3 tane aday arasından bir cumhurbaşkanı seçilecek. Böyle olursa şansını nasıl görüyorsunuz? Ben ilk turda, Türkiye koşullarında ilk turda seçim, eğer katılım gerçekten ciddi anlamda bir katılım gerçekleşirse, yani yerel seçimlerdeki katılım %90 bir katılımı yakalanabilirse Sayın İhsanoğlu'nun seçilebileceğini düşünüyorum. Selahattin Demirtaş HDP cephesinden aday gösterilecek isimler arasında en güçlü isim olarak geçiyor. Onlar kendi siyaseti açısından çok doğru bir tercih yapmış olurlar ve hakikaten kendi duruşlarını ortaya koyan bir süreç işletecekler. Ben AKP'de Sayın Başbakan'ın aday olacağını düşünmüyorum. Yani daha önceki görüşmelerimde de açıklamalarımda da hep bunu söyledim. Tayyip Erdoğan'ın adaylığı, hele hele Sayın İhsanoğlu'ndan sonra adaylığı düşünebileceğine ihtimal vermiyorum. Eğer aday olursa da zaten hem AKP'nin bir dağılma süreci yaşar hem de kendisi bu süreci tamamen kaybeder. Nedeni çok açık ve nettir. Biz hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da son günlerin en acı tablosunu yaşıyoruz. Orta Doğu kan gölüne dönmüş vaziyette. Orta Doğu'daki bu gidiş işler acısı. Bu gidişin sorumlusu birinin Türkiye'de Cumhurbaşkanı olması halinde bu bölgedeki bu tabloyu çözmesi imkanı yok. Rojava'da yaşananlar açık, Musul'da yaşananlar açık, Kerkük'te yaşananlar açık. Dolayısıyla Türkiye'de de bunların benzerini yaşamaya kalkarsak maazallah, Türkiye o zaman çok ciddi kan kaybeder, çok ciddi süreçlerle karşı karşıya kalır. Bizim savunmamız gereken çok açık ve net. Adaleti, hukuku, demokrasiyi, barışı ve insan sevgisini savunmamız lazım. Cumhurbaşkanlığın yetkileriyle başkanlık sisteminin yetkileri arasında çok ciddi farklar var. Sayın Tayyip Erdoğan ısrarla başkanlık sistemi diyor. Ben başkan adayıyım diyor. Olursam ben başkan adayı olurum diyor. Biz cumhurbaşkanı seçeceğiz. O başkan adayı olacağına göre başkanlık sistemine daha geçmedik. Onun için de ben Tayyip Erdoğan'ın aday olacağını düşünmüyorum. Olursa o başkanlık için o isteyecek ama sistemimiz buna izin vermiyor. Türkiye'de sistemi değiştirmeden ben yaptım olduğu anlayışıyla hareket edersek ben bunun çok doğru olacağını düşünmüyorum. Türkiye'nin yararına bir iş olacağını düşünmüyorum. Bizim şunu düşünmemiz lazım. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, barış içerisinde, kan ve gözyaşının olmadığı topraklarda yaşamak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Türkiye'nin bütününü kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı zaten Cumhur'un başkanı demek, halkın başkanı demek. Bir bütün olarak halkın başkanını seçeceğiz. %50'nin başkanı değil ya da %60'ın başkanı değil. Seçildiğimiz andan itibaren nasıl ki belediye başkanları şehri emin ise, yani seçildiği şehrin sahibi ve tümünü kucaklayan bir insan boyutundaysa, Cumhurbaşkanı da Cumhur'un başkanı olacağı için, yani halkın başkanı olacağı için halkın bütününü kucaklayan bir yaklaşım içerisinde olması gerekiyor. Evet, adı ismi açıklandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir takım dedikodular da oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı gibi. Bu türlü teşkilatlarda biraz sıkıntılar olduğu söylenir. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ekmelettin İhsanoğlu tam olarak desteklenecek mi? Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir açıklama yaptı. Ben bu tercihi yaparken Türkiye'yi düşündüm. Kendimi düşünmedim, partimi de düşünmedim dedi. Eğer bunun sonuçları, olumsuz sonuçlar doğurursa bu bana fatura edilir. Ben bu faturayı ödemeye hazırım. Yani insan kendini mi düşünerek bedel ödemeye hazır olur? Ülkesini düşünerek mi yoksa partisini düşünerek mi? Bence ülkeyi düşünerek bedel ödemeye siyasetçilerin hazır olması gerekir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu alışılagelmişin dışında bir siyasi liderlik yapıyor. İlk defa bana göre bir parti lideri gibi davranıyor. Genel başkanlık başka bir şey, parti liderliği başka bir şey. Liderlik bir ülkeye olan sevdanızla ölçülür. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün Diyarbakır'da yapmış olduğu konuşmada da çok net söyledi. Eğer Rojava'da yaşananların bir daha yaşanmamasını istiyorsanız, Roboski'de yaşananların bir daha yaşanmamasını istiyorsanız, Diyarbakır'daki cezaevlerinin kaldırılıp hastane olmasını istiyorsanız, o zaman bu ülkenin bütünlüğünü el uzatacaksınız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu düşünmüyorum. Ben Türkiye'yi düşünüyorum ve Ekmelettin İhsanoğlu'nu önerirken de hem Orta Doğu'ya, hem Türkiye'ye, hem Avrupa'ya Türkiye'nin bir barış elçisini öneriyorum. Bu ne MHP'nin adayı, ne CHP'nin adayı, ne Büyük Birlik Partisi'nin adayı, ne de bir başka partinin adayı. Aslında bu saatten sonra bu bir bütün olarak bu ülkeyi seven, bu ülkenin bütünlüğünü isteyen, bu ülkede başkanlık sistemini yoksa adaletten, barıştan ve demokrasiden yana özgürlükçü bir cumhuriyeti savunan bir anlayış mı? Bu tartışma bu tartışmadır. Ben bu tartışmada adayın kim olduğundan bağımsız neye biz bu seçimi yapıyoruz? Bu seçimi yaptığımız kişinin misyonu ne olacak? Yani ben şuna bakarım. Türkiye'de yoksulluk bitecek mi? Türkiye'de barış ve huzur ortamı sağlanacak mı? Orta Doğu'da sıfır sorun dediğimiz komşularımızla gerçekten sıfır sorun yaşayacak mıyız? Yoksa insanların kellelerinin kopartıldığı ve top oynanır gibi oynandığı bir tabloyu mu yaşayacağız? Yani kamyonetlerin üstünde makinaları dizmiş ve önüne geleni tarayan neydi belirsiz insanlar topluluğuyla Türkiye'de bunu yaşayacak mıyız, karşılaşacak mıyız? En son sanal ortamda çok Kırşehir'de çok zeki bir arkadaşımız bir tweet atmış. IŞİD acaba Kırşehir'e de gelecek mi, Kırşehir'i de ele geçirecek mi diye. O internet ortamında ve sanal alemde oldukça yaygın bir yer buldu. Alay konusu da oldu ama korkunç bir tablo budur. Yani dün Musul'da da insanlar huzur içerisinde uyuyorlardı. Kerkük'te de huzur içerisinde de uyuyorlardı. Bağdat'ta da huzur içerisinde uyuyorlardı. Mısır'da, Suriye'nin bir bütün olarak tamamında huzur içerisindeydi. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce. Ama bugün oralar kan gölü. Yarın bizim ülkemizde bu hale gelirse bunun hesabını kim verecek? Mesela bu gidişata dur diyebilecek bir Türkiye arzulamak. Türkiye Cumhurbaşkanı Orta Doğu'da barış elçisi olabilmeli. Barış elçisi olabilme özelliği taşıyan bir isme ihtiyacımız var. Ben Sayın İhsanoğlu'nun daha önceki yapmış olduğu görevler nedeniyle de Orta Doğu'da bir barış elçisi olabileceğini, Orta Doğu'daki yaşanan bu süreçlere müdahil olabilir, olumlu anlamda müdahale edebileceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda da ciddi bir avantajdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl ki su akar yolunu bulursa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu tartışmalar bir dönem sonra sonlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partililer ve Türkiye sevdalıları şunu yapmalar. Bu tartışmaları kendi işlerinde yapsınlar. Eleştirilen kişiye dönük olumlu ya da olumsuz eleştiriler olabilir. Önemli şunu düşünecekler. Ben mi? Ülke mi? Yoksa parti mi? Herhalde bu ülkede her insan kendi toprağını, kendi insanını sever ve ülkendir. Cumhuriyet Halk Partileri de böyle diyecek ve genel başkanımızın yapmış olduğu açıklamaya saygı duyacaklar. Tıpkı daha önce genel başkan yardımcılarımız, MHP üyelerimiz, ben onlara da söyledim. Kırşehir'de belediye başkan adaylığı belirlenirken, mesela ben belirlemedim, bir başka arkadaşımız belirlendi. Ben geldim, çalıştım.
beni belirlemeyip bir başka arkadaşımızı belirleyen genel başkan yardımcısına da sen hukuksuzluk yaptın, adaletsizlik yaptın diye kıyamet koparmadım. Eleştirilerim. Şimdi bir bakıyorum bu arkadaşlar, mesela Adnan Keskin çıkmış diyor ki genel başkan parti meclisine bu ismi belirlemedi, dolayısıyla yetki gaspı yapmıştır. Sorarlar insana, el insan, 30 Mart seçimleri öncesi sen yetkiliyken yaptığın uygulamalar bunlar. Bu uygulamaları yaparsın, sonuçlarına da katlanırsın. Şimdi genel başkan yardımcısı değil. Hiç kimsenin ettiği yanına kar kalmaz. Yanlışın hesabı Bağdat'tan döner ama şimdi Bağdat yolları tozlu dumanlı. Onun için yanlışın hesabı çok Bağdat'a gitmeden de dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir milletvekili arkadaşımız başka bir aday için imza vermez, başka bir aday için de çalışmaz. Cumhuriyet Halk Partililere düşen görev parti sorumluluğu, parti görevi, parti ahlakı ve parti hukuku açısından hemen çalışmaya başlamalılar. Yozgat'tan, Yozgat'ın bir köyünden Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlatıldı. Ben Kırşehir'e buradan sizin aracınızla seslenmek istiyorum. Yozgat'ta Kırşehir birbirinin ekmeğini birbirinin toprağına tutmayız biz. Yerköy çiçekler çiçeğe geçmiş. Bu açıklamada mutlaka gidelim, mutlaka gidelim. Cumhurbaşkanlığı açıklamasının Yozgat'ın bir köyünden başlanmasına sahip çıkalım. Daha sonra da gelelim Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret edelim. Ve arkasından Ankara. Yani bu bir Anadolu hareketi olsun. Bu bir Anadolu çıkartması olsun. Artık Anadolu'nun bozkırında da insanlar huzur içerisinde kendi evlatlarının oralarda olabileceğini görsünler. Ben bu açıdan hem Cumhuriyet Halk Partililere hem Kırşehir'deki bir bütün olarak yurttaşlarımıza, oy kullanacak tüm yurttaşlarımıza söyleyeceğim şudur. Ülkeyi düşünün. Partiler bugün var, yarın yok. Bir parti mezarlıklarına bakın. O kadar çok parti kapandı ki, o kadar parti yok oldu, o kadar parti lideri kayboldu gitti ki ama ülke duruyor. Bu kent duruyor. Dolayısıyla bizim sahip çıkacağımız kendi partimizin adayı eğer bu ülkeye umut vaat etmiyorsa, bu ülkenin sorunlarını çözecek politikalar üretmiyorsa, hukuku yok sayıyorsa kendi partimizle değil ülkeye sahip çıkalım. Bu başbakanı seçmiyoruz. Belediye başkanı seçmiyoruz. Milletvekili seçmiyoruz. Burada cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yani halkın başkanını seçerken bunlara dikkat etmeniz. Bu bizim için önemli. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun duruşu, tutumu, özellikleri, bugüne kadar yaptıkları, bugüne kadar ne söylemişse söylediği her şey kitapta yazılı aslında. Yani onu mu söylüyor, bunu mu söylüyor? Böyle mi düşünüyor, acaba böyle mi düşünür dememize gerek yok. Cumhurbaşkanı olacağım diye yazmamıştı kitapları. Kitapları yazmış, bakarız. Fikirlerini beğeniriz, beğenmeyiz. Benim beğenmediğim fikirleri de var. Ama beni ilgilendiren temel yan bu ülkedir. Ben bu ülkenin Cumhurbaşkanlığını seçeceğini biliyorum. Başkanlık sistemine geçişi doğru bulmuyorum. Başkanlık sistemini savunabilecek bir cumhurbaşkanı adayına da asla oy vermem. Ve çalışmam. Buradan da biz Kırşehir'den bu çalışmayı başlatmış olalım diyorum. Partilerin başkanları çıkar konuşur, temsilcileri çıkar konuşur ama esas olarak yurttaşların bu konuya sahip çıkması ve mutlaka tatile gidecekler, gidecekleri yere ikametgahlarını kaldırsınlar. Çünkü geçici ikamettir. Orada oylarını kullanabilirler. Gitmişlerse tatile, gittikleri yere durumuna müracaat ettiklerinde bu seçimlere mahsus olmak üzere oylarını orada kullanabilirler. Oy kullanmaktan imtina etmeyelim. Bana ne demeyelim. Bana ne dediğinizde başka bir tabloyu evet demiş olacaksınız. Bence biz barışa, kardeşliğe ve sevgiye evet diyecek bir iş yapalım diye düşünüyorum.